Harbin ile Doğada Lezzet programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta neredeyiz? Üzüm diyarı, ceviz, badem diyarı, buram buram kültür kokan Akseki'deyiz sevgili dostlar. O zaman haydi başlasın Ümmü Harbin ile Doğada Lezzet programı. Akseki denilince akla düğmeli evler geliyor. Hemen şöyle gösterelim yakından. Bu şekilde gördüğünüz evlere düğmeli ev deniliyor. Neden bu şekilde yapılıyormuş? Eskiden depreme daha dayanıklı olsun diye bu şekilde evler yapılıyormuş sevgili dostlar. Üzüm diyarı Akseki'ye gelinir de üzüm bağları gezilmeden gidilir mi efendim? Tabii ki de gidilmez. Sağ olsunlar Mürşit Beyler bizlere üzüm bağlarının kapılarını açtılar. O zaman hep birlikte şöyle üzüm bağımızı bir gezelim. Haydi bakalım. Yabani hayvanlardan, kuşlardan bağları korusun diye bunu buraya koyuyorlar sevgili dostlar. Her gün burada böyle bekliyor bu da işte. Oh, mis gibi kokuyor. Vallahi içim açıldı. Neredeyiz? Bir lavanta bahçesindeyiz. Şu anda toplanmış ama böyle ufak tefek kalanlar olmuş. Çok güzel, biliyorsunuz ki lavantanın rengi zaten böyle mor, lila renginde oluyor. Kokusu da muhteşem bir koku. Kolonya, daha sonra sabun, her şeyi yapıyorlar lavantadan. Biz de buraya kadar gelmişken hemen bağın yanında lavanta bahçesi varmış. Orayı da bir ziyaret edelim. Mis gibi kokusunu alalım istedik. Buradan da yine kekik tarlasına geçeceğiz. Ben orayı da merak ediyorum. Hadi o zaman şimdi lavanta bahçesinden sonra kekik bahçesine hep birlikte geçelim. Thank you.
ekmek kokusu geliyor. Akseki'yi gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Vallahi o kadar güzel kokuyor ki şu anda. Yan tarafta büyük ihtimalle hanımefendiler toplandılar. Yufkalar açılıyor, börekler yapılıyor, kaba ekmekler yapılıyor. O zaman bir şöyle geçelim bakalım neler var orada, neler yok, hep birlikte görelim. Vallahi konuşmalar geliyor böyle, sohbetler geliyor. Bayılırım böyle ortamlara. Bereketli olsun, kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz Akseki'yi geziyorduk, şöyle dolaşıyorduk. Mis gibi ekmek kokusu geldi. Yufka kokusu geldi. Kaba ekmek çok severim bak. Hemen o kokuyu duydun muydu direkt aklıma kaba ekmek gelir. Sizin burada kaba ekmek mi derler? Değil mi? Şöyle küçük yufkanın küçüğü açılır. Gerçekten çok güzel bir ortam, sıcacık. Dışarıda birazcık serin. Burada tabii ekmek pişiriliyor. Burası sıcak ama hanımefendilerin sıcaklığı ayrı bir güzel. Samimiyetleri ayrı bir güzel sevgili izleyenler. Evet. Teyzeciğim, seni şöyle bir tanıyalım mı? Seninle azıcık sohbet edelim, kısacık. Evet, buyur. Bir adını öğreneyim bir kez daha. Adım Fahriye Şeker. Fahriye Şeker, şeker gibi hanımefendi. Ay, derler mi size şeker gibi hanımefendi evet, diye? Evet, gelinim benim. Gelini? Fatma Şeker. Geline da, sormak lazım. O da Gülür'üm, gelinin anası. Gelinimiz, kaynanamız şeker mi? Tabii ki. Değil mi? Yani şeker zaten. Belli zaten yani. Şeker gibi hanımefendi. Nasrattin Hoca'nın bir lafı var. Çok iyi hanımı demişler, ölünce de onu bana sorun demişler. Geline sorun. Gelin iyi dedi. Değil mi? Ne güzel. Yani. Gelinle kaynana geçinince huzursuzluk olmaz. Çok şükür siz de güzel geçiniyorsunuz. Torunlar var mı? Var. Allah bağışlasın. 8 tane torunum var. Maşallah. 5 kız bir o, 3 oğlan. Maşallah. Allah bağışlasın inşallah. Amin inşallah. Herkes sağlıklı, sıhhatli ömürler nasip etsin onlara. Ah çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Hemen ümmü kızlarına yaptılar. Hazırladılar sağ olsunlar. Bunları eve diyorsun. Bana gönderin. Tamam. Çok teşekkür ederim. O zaman ben şöyle bir lokma yiyeyim. Ye. Bak tadına. Sağ olun, var olun, kapılarınızı açtınız. Gaba ekmeği mi yaptınız? Yedirdiniz. Allah razı olsun sizlerden. Çok teşekkür ederim. Tamam o zaman size kısacık bir türkü söyleyeyim ben. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Uzun ince giderken de yolda hayal ederken de, uzun ince giderken de yolda hayal ederken de, bir güzeli vuruldum gam keder gülerken de, hem sevildim hem de sevdim hiç başıma gelmezken de, gözündeki yaşlarına kara kara kaşlarına, yangın oldum vurgun oldum ümmü kızın saçlarına, gözündeki yaşlarına kara kara kaşlarına, yangın oldum vurgun oldum ümmü kızın saçlarına. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. O zaman bize müsaade. Size bereketli olsun. Hepinizi böyle kokulu kokulu öptüm.